Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Ne yaptınız? Nasılsınız? Biz bugün görümcem gelmiş. Hoş gelmiş. Kahvaltı yapacak. Görümceme kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yapacak görümcemine. Yumurtalarımı neyse soymaya başlayayım ben. Ben de 4 aydır gelmiyordum pandemiden dolayı. Geldi Dünya kardeşim, Allah razı olsun, getirdi. Burada kaldım. Burada kahvaltı yapacağım. Öğlene doğru çekip gideceğim. Değerli izleyicilerimiz, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Ben de yumurtalarımı soyayım arkadaşlar. Evet. Çöreğe bakmıyor mu, kızmış mı? Hiç birbirimize gidip gelemiyor pandemiden dolayı. Annemiz babamız yok ama kardeşimiz var evimizde. Aratmıyor bizi hiçbir zaman. Eve kadar gelip getirdi bizi. Yoracağım, geleceğim bazen de. Yorarım pandemi evet. Var diye hiç mi bir şey yok? Uzaklara gidemeye yok. Burada bu iki yakın, iki kardeşimiz var yakın olarak. Öbürleri zaten uzakta. Onların çoğu uzakta, varıp gelemeye yok hastalıktan dolayı. Buraya olsun geldik, bir şöyle meram dağıttık. Sıkıldık pandemiden dolayı, evde iyice osandık. Geldik. Misafir olduk. Geleceğim, gezeceğim bazen. Evet. Her zaman evde otur iyice bunaldık. Güzel oldu ama benim için yani. Biraz şeyim gitti, sıkıntım. Evde iyice bunaldım. Yalnız. Bunalıma giriyor, konuya komşuya gidemeye yok. Otur iyice usandık evde. Havalanayım, bugün iyi havalı. Çocuklarımın evine de gidemiyorum. 3-4 aydır, 2 tane gelin var, evleri uzak, varıp gelemiyorum. Kızım evi de uzak, varıp gelemiyorum. Tek başımayım, yanımda bir çocuk. Yaz gelse de bir çalışsaydı. Yaz gelse de bir tarlalara gitsem diye öyle bakıyorum, ayları günleri sayıyorum. Bir pateki seneye gitseydin işe bucağa. Ne edelim? Vallahi. Koy hayatı böyle. Tarla, tapan, dirkene işte zaman geçmiyor bir türlü. Yaz gelmeyince. Dışta kötü oldu, hastalık. Gitmedi bir türlü. Ne kaldı yaza şurada 15 gün sonra başladı. 15 gün sonra daha bu pandemi bitmezse biz birbirimizi yine göremezdik. Ya göremezdik de ha evde çalışıyoruz. Cezaevi çalışın. Gibi kapattılar, ağzımızda maske. İçiyen yaşadığımızı zannetmiyor, ölüden beterik. Yapacak bir şey yok, canımız sağ olsun, yeter. Yapacak bir şey yok, evde oturacak mecbur. Vallahi bilmiyorum nasıl gerçi olacak. Gerçi biz evde oturamıyoruz zaten. Bu bir pandemi bitmeyecek ara. Şekilde görünüyor. Korkutuyor bizi televizyonda uzmanlar. Ne bileyim ben işte, moralimiz bozuluyor. Devamlı da yani insan moral bozukluğuyla stres yaşıyor. Şunu an devreye de çöreği açmadınız mı? Çöreğiydim. Kırmızı kırmızı bugün bir çörek yiyelim. Şunu da fırına koy da özledik tandır çöreklerini, fırın çöreklerini. De iyice kırmızı değil bari, çok yandı o. İyi, güzel yumuşak. Açık iti oldu fırınlara. İşte hayat böyle, devam ediyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Öldük de, illa hayat devam eder. Bugün şu iş, yarın şu iş. Evet. 2 gün sonra da bahçe işi. 6. ayda, 7. ayda işler başlar, tarla işleri. Oruç geliyor Nisan'ın 13'ünde. Nasıl olacak, nasıl tutulacak, sıkıntılanı yok. Yani işe giden sene hiçbir şey olmaz vallahi. Hep davıdım, geçer. Vallahi bilmiyorum, değil. Ne bileyim ben gidebilecek mi, gidemeyecek mi? Gideceğim, niye gidemeyeceğim, ne öğreteceğim. Millet yine aynı, yapacak patatesi, aklayı, ne öğreteceğim, gideceğim. Bu gidişin en de zor ekeller, hayat bağlı. Her şey ya, bağlandı, öyle. Çalışan yok. Öyle İş de. Azalması çok. İş bulamayan da çok. Getir de doldurayım ben. Şuraya koy. İşte böyle. Oturmaydı. Hepiniz gelmeydi. Değerli izleyicilerimiz. Bugün sabah da burada kayfertideyim. Yarın getir. Allah büyük. Süt içer mi? Yerini yakar bakalım. Dur yakma. Evet. Süt doldurayım mı? Doldur bakalım da içelim. Sonra mı? Önce içeyim. İnşallah akıtmaz.
Allah razı olsun. Gelin bakıyor, kardeşim bakıyor yani, ne bileyim. Doğru mu bakmayan da şuradan gelen? Anamızı babamızı aratma yollar. Geliyor, serbestçe giriyor. Kendi evimiz gibi sığınıp kalıyor. Sen de bizim büyüğümüzsün. Evet. Aksınayda da çok akrabamız ama gidemiyor. Ne yok, içiyor mu? Ne iş görüyor? Ne bayne oturaydı. Uhum açılmadı da. Ömer, hı? Hadi gel. Öylelikçe gelip geçinip gidiyor bari. Su dolduruyor mu? Yok. İçmem mi? Yaşatmış. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir tane doldurayım şurada. İçenler varsa. Ömer, dünya sen, böyle işte. Ömer, sen içiyor çıkışlı. İçiyor. Yaz geliyor, çalışılacak, ekilecek, dikilecek. Gücümüz, kuvvetimiz gitmiyor. Bilmiyor gari, sonuçlar ne yapacak, ne getirecek. Yaz geldik de çalışmaya başladık mı, sırtımız kızdı mı, nasıl direnirik gibi gibi olur. Vallahi bilmiyorum ben bu sene gidebileceğim mi, gidemeyeceğim mi, onları da çok düşünüyorum. Gidem canım, niye gidemeyeceğim? Gidemezsen çalışamazsan daha işçini toplan, gidin. İşte orası var. Yani sen de gidince çalışacak diye bir kanun yok. İşçini toplan, başında durun, yine çalışın. Çalışamazsan evimde oturacağım, ne öleceğim. Alışmışsın, oturama yok evde de. Kolay mı evde oturması? İl giderken biz çabalı ol. İşte sen alışkın olduğundan duramam. Gitmeyin desek de yani yol görünüyor. Sabahın altısında kalkıp akşamın altısında gelecek. Ama beni bir yatırsana hiç çalışmayana kalkmam. Vallahi hiç yaz geldi mi ben şabak uykusu görmüyorum, hiç yatamam. İlle de kalkıp i̇şte gideceğim. Ben de yatamam. Yatabilsem ah sabahın ilk önce kalkma yap kopuyor. Namazı kıldın mı kop. İstiler var, ablalar var, mal sahipleri var, geliyorlar şuradan götürüyorlar, mecbur kalıyor, gidiyor. Çalışmak zorundayız. Anne biliyor çayını. Uğumuz açılmadı herhalde, gece oturduğumuz bire kadar, ikiye kadar. Aynen öyle oldu. Şimdi ya üçe kadar, inciden gayrı uyuyor ayakta. Daha evet. Yine geç kaldırdım sizi. Yine burada iken kalktı evde, 12'de kalkıyor, 1'de kalkıyor. Benim bildiğim güneş sırtımıza çağırmadan kalkacağımız. Biz öyle giderlerdi. Biz ekim tarlalarına giderdik. Ezan okunmadan bizi ekine götürürlerdi. İşle bağlamaydım. Ondan sonra da dırmık çekme işi başlardı. Anadut verme işi. Şimdi. Ondan sonra da harman gelirdi. Düğen sür, tınas savur. Öyleydi. Tınas yığı, yağmur geliyor, koşun. Tınası yığın. Ondan sonra öyle. Bizim iş, ben bir çocukluğumu yaşayamadım. Ekin işlerdik, sabah namazı giderdik, yayan yalvırda gelirdim geri, azlık götürürdüm, giderken azlığın acığını yiyirdim. Ora varırdım, dillerden yittim, acıktım gelene kadar yedim derdim. Yalnız korka korka azlık götürürdüm. Çok da şey yedim kızım, adını sen getir. Kayganaymış mı? Hani evde kaygana yapalım. Bir bunda mantığı yedim elimle gidene kadar, yarıya getirdim. Vardım. Rahmetlik bacım dedi ki ya bu mantını ciri sen ettin dedi. Vallahi uzun yol dedim ta geliş bulunur mu? Gele gele yedim de acıktım dedim. Sizi bekleyemedim dedim. Sen zaten acılığa da yapmadın. Diyana dedi bana öyle yapma dedi. Kendin ayrı yeter bir kaba koydurdu onu gelene kadar yi dedi. Tasa tabağa dedi böyle. Ay bana sen dayanmam zaten. Yok eceğin elimi soktum diye bana verdi. Çocuğum aklım ilmur. Neyin ne olduğuna. Ben de çok götürdüm kız eşeğine. Yarabbim ne günleri donlar. Babam dedi ki ben bu tarlayı işlemeyeceğim dedi. Hacı kardeşim, rahmetlik bacım, dördümüz işli ol. Oturduk ağlıyor ki rahmetlik bacımla biz burayı tuttuk işleyecek. İşlemeden gidemezdik. Tarla 20 dönüm gözü büyüdü babamın. Bir de yaşlılıktan dolayı. Biz o şey etti bıraktı biz işledik. 20 dönüm tarlayı işledik, bitirdik. Şimdikiler hayatını yaşıyor. Yokluk yok, varlık var. Her şey paraya döndü, pazara döndü. Mesela eskiden bulgur, avar, davar, dilkene. Şimdi yok onlar, kalktı. Çamaşır yıkama yok. İşten geleceğin, tandır ocak yakıp çamaşır yıkayacaksın. Zabağadan sereceğin, gidişe gideceksin. İncilikler de var mı? Çamaşır ne? Aç gözünü seyahat 11, kalk 11'de bir kahvaltı, aç kapat gözünü, haydi akşam ezeni bir akşam yemeği, yemeğin birini de kaybettiler arada.
Öğrenden kalkınca ağlıyor. İşte öyle oldu. İnci ne var ama inci de hastalık çok. Ağzımızın tadı yok. O yüzden yani bu da böyle garelleniyor. Bunda böyle imtihan ediyor yaradan. O yüzden bilmiyorum. Her şeyinizin değerini, kıymatını bilin. Ona göre hareket edin. Allah ne bunlar ki ne bunlar. Haydi başlayalım çayımızı içmeye. Başlamayalım. Bir yandan konuşun. Herkes gelsin. Haydi Ömer. Ben acıkmış gibiyim aynen. Bilmiyorum. Her şeyi böyle. Dünya güzel ama yaşamak zor. Hastalık çok. Konuya, komşuya gitme kalktı. Varamayık evde açık cezaevi gibi otur. Psikolojimiz bozuldu iyice. Nereden geldi bu adabatası yapan nebi? Keşke gelmeseydi, millet huzurluydu. Huzumuzu bozdu. Evvelden hastalık yoktu böyle ama. Yoktu ama güzeldi. Yani yokluk da vardı. Yoklukta elimde yapıyordum ama şimdi her doğal şey... Doğal yiyorduk, doğal geziyorduk. Şimdi her şeyi hormonlu, hastalık dibinde geldi. Hormonların. Makine ne var mıydı yoktu, her şey elimde. Evi ceyranlı süpürge, makine şey, çamaşırı makine. Bulaşığı makine. Bir yemek kaldı, ona da çıkaracaklar yakında makinesini. Ona da robot kadınlar boşa çıktı. O da ne olacak oturur dizlerden, ayaklardan, kakamoğullar, kollardan. Bu işleri yapamoğullar, yapamaz dereceye geldik. Bu böyle. Buna yaşam mı deniyor? Dinmiyor. Buna rezalet, eziyet deniyor. Hareketsizlikten ayaklar kalkmıyor, kollar kalkmıyor. Gıdalar değişik olduğundan hastalık çok. Ne yapalım başka? Biz de şimdi böyle. Anlatın. Gördüğümüz buna kadar ne yapalım? Günler biter mi? Anlatmayın. Vallahi bilmiyorum ben. Hiç bitmez. Şeye varın gidi gelir bu günlerin anlatması. Hangi bir derdi anlatacağım, hangi bir günü anlatacağım, çileyi anlatacağım. Eskiden. Rahmetli anam vardı, benim iki camızımız vardı çocukluğumda, yetişkin kızdım. Herkes elime verdi, git camızı sağa gel dedi, ezanla kaldırdı. Vardım ahıra girdim, iki üç çektim, camızda zor sağlıyor. Camızın altında uyumuşsun, çocukluk bu, uyku çocuğuyum. Geldi anam benim saçımdan tuttu, asıldı, ahırda beni dövdü. İyi ki camız sütü dökmemiş, yoksa daha çok döverdi. Ben çocukluklarımı böyle yaşadım. İntikilere yani çok imreniyorum. Giyme yoktu, süslü. Elbise yoktu. İlden elbise bulacak da elbise yıkayacaktık. Böyleydik biz. İlden elbise bulacak. İntikiler elbise üstüne kardolapları almıyor elbiseyi. Şiden nalık yapar giyerdik ağaçtan. Dedemiz yapar biz giyerdik. Bizim günümüzde öyleydi. İntikiler ne oluyor? 70 milyonluk, 200 milyonluk ayakkabı istiyor. Biz niye de o biz 10 liralığı 5 liralığı bulamadık. Burası öyle de ne diyeyim valla. İşte bu o gün böyle geçti, bugün de böyle geçiyor. Allah ben bugüne imrenmiyorum. Benim o günüm iyiydi. Çalıştık ama sağlıklıydık, sıhhatlıydık. Bugün hep hasarlıyık. Hasar almadık hiçbir yerimiz yok. Bu şeyle çantalarla hap taşıyor. Neden bu? Hormonlu yediklerimizden, çalışmadıklarımızdan böyle oluyor. Çalışa başım olacağım, azıcık da yatacağım. Çalışma bu şeyin vücutun gıdası. Paslayan, işleyen demir pas tutmaz. İşlemeye yok ince her tarafımız pas. Hastalık. Ömer haydi. Çayınız için. Nöreğin ekmeği yok mu? Bir tane. Uzasın ne bileyim. Tanıyor mu? Al. Dayanlar ne ister o yandan. Ben görmüyorum o yandan. Vay Allah. Ya. Durumlar böyle. Bu on kasıpla yarından yaşayacağımızı bile mi? Hastalık çok. Kalp krizi geliyor, şey geliyor, feş geliyor, alıp götürüyor. Ömer gel çayı iç Ömer. Sufra seni mi bekleyecek? Yaz geldi bak sahne, dün yağmur, kar, bugün güneş. Güne var, kılsar al. Yok yani bir maç çıksın havada, bilmem var.
Cuma cumartesi pazar yani gösteriyor. Bir gün açılacakmış gir ondan sonra. Ye kardeşim, ye ekmeğini ye. Senin varlığın yeter. Kardeşim, varlığın yeter. Koluna taktın getirdin dün beni, gel bir gözün gönlün açısın götüreyim de dedim. Ne yapacağım ben dünyanın malını? He, götüremiyor kimse mezere. Ya dünya malı dünyada. Zenginlere bakıyor şöyle bir keveninden gidiyorum. Bizim olacağımız da o. Aç kalmayacak, kalmayacak, çalışacağım. Muhannete mütaci olmayacak kadar çalışacağım. Çoluğumun çocuğum için. Allah'a çok şükür. Aç da değil, açık da değil. Hamdolsun. Değil mi? Devam mı? Annenin bardağına süt bardağı yok, mı? Yok üstüne bir şey olmaz ha. Ya. Yemeğin üstüne yemek koyuyor. Bu süt bardağına mı dokuyor? Yok bir şey olmaz. Biri karanlık olur, biri aydın. Bir de bardak getirsin buna. Tamam bak aydın karanlık olur. Bulandırırız. Bir şey olmaz. Ya bu vallahi bulandırdı. Karışık dedik. Üçü bir arada oldu değil aynen. Değil mi? Üçü bir arada kayfe. Suframıza bak maşallah. Adam yemeden doğuyor. İyi yumurtalardan ne iyi. Gelinin ellerine sağlık. Bak hele bir hürmetimize, saygımıza, sevgimize. Afiyet kapıdan olsun. Girdik mi anam rahmetli Sahikan da bunun evine gelip giriyordu onu aşağıda koyup. O bize çıkıp geliyordu buraya. Bize kakıyordu kakış gibi. Sizin ananız onlar oraya çıkıyorsunuz önden diye. Ne alışkanlık ben. İpi de belli yani. Bu buraya geleli bunun evinde yatar yedi içer kakarım. Kaç sene oldu? 89'da geldim. 30 seneyi geçti. 32 seneye giriyor. Gördün mü? 32 senede bu işçikleri çıktık inşallah. Çık, 91 çıkarken de ölürük yani. Çıkamazsak çıkamazsak bir diğer. 32 sene. Bilmiyorum. Çok seviyorum ben gelinleri, kardeşlerimi, bacılarımı. Hiçbirinde bir saygısızlık görmüyorum. Allah razı olsun. Başıma iş geldi mi yanımdalar, dibimdeler. Hiç boş bırakmıyorlar dibimi. İnşallah da böyle kalırız, böyle ölürük. İyi günde. Kötülük görmezdik birbirlerimizden. Bilmiyorum ben kardeşlerimi, bacılarımı çok seviyorum ama biraz sinirliyim. Ondan sonra bir şey yaptığımı girip pişman oluyorum. O yüzden dolayı kendimi yani tutuyorum, yapmamaya çalışıyorum. Bilmiyorum, durum böyle. O sinir herkeste var, canım ona kalacak. Hepimiz bir yanda patlayıveririk. Pandemiden dolayı birbirimize gidip gelemeye yok. Ağa da öyleydi, sinirlenivirirdi bir anda. Ağa anca soyulurken de hiç sinirlenmemiş. Evde sinirlenirdi. O nerede olmuş o soyunun adı? Konya'da soyulmuş. Konya'da mı? Tabii. 45 kişiye gitmiş. Ekine? Karapatu'da Sabatlı'ya gitmiş oraya. 90'larda mı? 80'lerde mi? 70'lerde mi? Biliyorum onu ben. Parasını da çaldırdı ya. Ondan sonra onu anlatacağım. Ahmet'in işlemiyle gitmiş oraya. Tabii 45 gün yani Karapatı'da sapatmış orada. Ondan sonra tabii yani ait olunca bunu şeyi göndermiş. Aa göndermiş işte. Bunu. He, o zaman 45 günün parasını ince hesap et bilmiyorum da o zaman. Çok olmuşmuş canım. He, şimdikinin parası yani 45 gün. 45 milyar ya da. Bunu işlerinden tabii gelirken bu Konya'da terminalde ben bir ayak yoluna gideceğim. Ahmet demiş. Lavaboya gideyim. He, lavaboya gideyim demiş. Sen burada bekle demiş. Hayın baba demiş buna. Şey, damat. Damat demiş. Sen burada bekle demiş. Neyse o gitmiş. Enişte. O gelene kadar bir beyaz otelde bir yanına deli anne gelmiş. Dayı param var mı senin demiş. Oğlum sen benim paramı ne yapacaksın demiş. Dayı param var mı? Bakayım demiş ya. Şunu boz demiş. Şunu bir boz demiş şu parayı demiş. Oğlum sen benim parayı ne yapacaksın demiş. Ondan sonra vay be benim param burada demiş. Neyse. Parayı çıkarsa ki Nuri parayı çıkarmış Nevriye boş demiş. Bu ince şey eski para biliyor musun? He. Ondan sonra parayı kendi parasını almış bizim babanın. Boynuna sokmuş. Dayı paranı buraya koyuyorum demiş boynuna demiş. Ondan sonra neyse işte bu arada geliyor Necey'de. Ahmet beni böyle ittiler demiş ya.
Param duruyor demiş. Param duruyor mu? Bakar demiş. Paraya baktı, sırtıma soktu parayı demiş. Bir de baksa ki... Para yok. Para yok. Eski parayı... Kağıdı doldurmuşlar, sokmuş bu şeyini, sırtını. Kağıdı sokmuşlar ona. Kendini değiştirilmiş cambiyatı. Ondan sonra eve gelir ki, para kesilmiş bu. Eve gelince... Bu gitmiş kendini dama atmış. Akarsuya atmış kendini, serinleyin diye. İçim yanıyor değil. İçim yanıyor benim demiş. Nasıl zor gün geçirdi onunla. Oo. Öyle bir şey geçmiş yani. İşte eskiden öyle zor çalıştı. 40 gün çalıştı, boşa gitti. Onu yiyen adam öldü mü ki? 40 gün, yani o zaman öyle çalıştı. Adam zor zoruna, emyanı verdi. Adam değiştirmemiş yağ kesici. Ne olsun hiç yanmasın da. Ondan sonra akarsuya atmış. Ne bileyim onun parasını unuttuğunu acaba? Ya onu bilmişlerdir. Baktılar o diyalden şöyle. Ah bir hoş mu durdu para var gibi. Nasıl ettiyse işte. Sıkı mı durdu şöyle sıktırır gibi. Suyu mu? Hmm. Öyle yani. Evvelki günler böyle geçti. Arkadaşlar. Biz de kahvaltımızı yapıyor. Bugünkü videoma da son veriyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler. Hayırlı cumalar. Hoşça kalın.